Herkese merhaba arkadaşlar. Adem'in hoş geldiniz. Bugün de Megan'ın içerisindeyiz. Oğlan kursta onu almaya gidiyorum. Haziran'ın 5'i. Okulların kapanmasına da çok az bir zaman kaldı. Bir pazar günü bakalım Antalya'da şehir içi ortalık ne durumda? Güzergah 100. yıl üzerinden gideceğiz. Uygulama otelinin oradan müzenin arkasına sapacağız. Pazar akşamı ortalık hareketlidir herhalde. Akşam gezmesine çıkanlar falan olabilir. Saat 7.30. Muhteşem şaheser petrol tabelalarına rağmen gene de piyasada hala araç sirkülasyonu var. Çok sayıda kişi motora döndü. Motor sayılar oldukça arttı. Özellikle Antalya'da çok sayıda motor satılıyor. Bu 50 cc'ler bayilerin yüzünü güldürdü. Birçok kişi 50 cc motosiklet alıp hayatına bundan sonra motosikleti monte ediyor. Tabii 50 cc motosikletler ulaşımda peynir ekmek gibi oldu ama gel ve lakin tecrübesiz kişilerin motosiklete binmesi de bir sorun aslında motosiklet trafiği açısından. Tecrübeyi bu motorlarda kazanıyorlar. Düşe kalka öğreniyorlar, trafiğin içinde öğreniyorlar. Bu bir dezavantaj. Çok sayıda 50 cc motosiklet olunca benim fikrimce bu araçlarla da alakalı artık zorunlu trafik sigortasının gündeme gelmesi gerekiyor. Çok fazla sayıda kazaya karışıyorlar. Dolayısıyla mağduriyetler gündeme gelebiliyor o nedenle. Ben nasıl kendi motoruma trafik sigortası yaptırıyorsam herhangi bir kazaya karıştığımda benden kaynaklı bir sorun varsa benim sigortam karşı tarafın hasarını ödüyorsa 50 cc'ler içinde bu böyle olmalı. Trafiğe çıkıyorsan herhangi bir şekilde de kazaya karışma ihtimalin varsa zorunlu trafik sigortasını yaptırman gerekiyor bence. Aslında bu bir taraftan kullanıcı için de bir avantaj. Mark Antalya alt geçitinden geçiyoruz şu anda. Buradan sonra Nami Diyar Telefoncular Caddesi. Sağlı sollu telefon tamircileri, telefon satıcılarının olduğu bir cadde. Sağlı sollu. Neredeyse başka hiçbir esnaf yok diyebilirim. Sadece sağlı sollu telefon satıcıları. Telefon ticareti burada dönüyor yani. Megan 10 günlük sanayi sürecini tamamladı. 6.900 lira masraf edildi. Sigorta karşılayacak tabii. Trafik sigortası hazır. Sigorta konusunu açmışken. Trafik sigortası karşılayacak tabii. Benimle bir alakası yok. Karşı tarafın sigortasına binecek. Benim ekstra yaptırdığım ufak tefek boyasız göçük işleri vardı. Onlara 1200 lira ödedim. O benlik bir şey. Ekstra onlar ama karşı tarafın vermiş olduğu hasardan dolayı 6900 lira ki tek bir parça değişmemesine rağmen bütün parçalar tamir edildi. Hiçbir tane parça değişmedi. Hepsi tamirat. Orijinal parçalarıyla tamirat. Hiçbir parça değişmedi. Ben bunu yetkili servise götürseydim sigortam onu da karşılıyordu. Yetkili servis de karşılıyordu. Yetkili servise götürseydim ben bu aracı yetkili serviste masraf herhalde tahmin ediyorum çarpı 2 en aşağı çarpı 2 olurdu yani. 100. yıldan devam ediyorum. Turgut Reis Kavşağı. Kolay kolay tıkanmayan her zaman böyle 45-50-55-60'la akan bir trafiği var 100. yılın. Genelde trafiği yüzmez yani. Bugün biz de köye gittik sabahleyin. Babamın köyü var. Köy evine gittik. Oradan dönüşte büyük oğlanı kursa bıraktıktan sonra küçük oğlanı da hayvanat bahçesine götürdüm arkadaşlar. Hayvanat bahçesini çok merak ediyordu. Antalya'da Kepez'de bulunan hayvanat bahçesini ziyaret ettik. Oradan da videolar çektim, paylaşırım. Sanki biraz hayvanat bahçesini eskisi kadar böyle hani hayvan çeşitliliği azalmış. Hayvanlar biraz böyle mutsuz. Yani böyle kimi tüyde, kimi yatıyor sürekli. Bir kısmı zayıf gibi gördüm ama bilemiyorum tabii. Çünkü neticede ben yabani hayvan veteriner hekimi değilim. Yani normal skorları nedir tam olarak bilemiyorum. Ne trafik işiymiş ya, park edip gidelim bari şükür ya. Of. Evet şurada ekipmanı toplayalım artık. Thank you.
Ah. Arkamdaki sabırsız da tat 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 yapıyor. Sanki üstünden geçeceğim yayalara. Bir pazar günü, yani insan kalabalığı böyle. Mazot almak lazım.